Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber Karekök Yayınları Matematik 0 kitabından mutlak değer konusu köşe taşı 12'deyiz. Hemen sorumuza bakalım. X, Y ve Z sıfırdan farklı gerçel sayılardır. Bana iki durum verilmiş olduğuna göre diyor, 1, 2 ve 3'te verilen çarpımlardan hangilerinin sonucu negatiftir? Şimdi bunları ayrı ayrı inceleyeceğim. X diyorum, Y diyorum. X artı y'nin mutlak değeri diyorum. X'in mutlak değeri artı y'nin mutlak değeri. Buraya da eşittir koyalım. Şimdi x'i de pozitif sayılar olsun. 2 ile 3 değerini vereyim. 2 artı 3'ün mutlak değeri acaba eşit mi? 2'nin mutlak değeri artı 3'ün mutlak değeri. Burası 5 yapar arkadaşlar. 5 acaba eşit mi? 2'nin mutlak değeri 2, 3'ün mutlak değeri 3. 5 gördüğünüz gibi bu tarafta 5. 5, 5'e eşit olduğu için x ile y aynı anda ikisi pozitif olabiliyor. Peki aynı anda ikisi negatif olur mu bakalım? Yani negatif olduğunda bu eşitlik sağlanır mı? Eksi 2, eksi 3 yaptı. Acaba eşit mi? Eksi 2'nin mutlak değeri artı eksi 3'ün mutlak değeri. Burası eksi 5 yapar. Eksi 5'in mutlak değeri 5. Burası 2 yaptı. Burası da arkadaşlar 3 yaptı. Bu taraf 5 yaptı. Burası da zaten 5. 5, 5'e eşit olduğu için ben şu an bu eşitlik için şunu söyleyebilirim. X ile Y aynı işaretliler. Çünkü pozitif olduklarında da eşitlik sağlandı. Negatif olduklarında da eşitlik sağlandı. Peki zıt işaretli olunca ne oluyor? Bakalım. Mesela X 2 olsun, Y eksi 3 olsun. İnceleyelim. Pardon. Şuraya bakıyoruz. Eksi dedik. Acaba eşit mi? Bakalım. Burası eksi 1. Eksi 1'in arkadaşlar mutlak değeri ne? 1. 2'nin mutlak değeri 2. Eksi 3'ün mutlak değeri 3. 1 bu tarafta 5 yaptı. 1 5'e eşit değil. Bir de şu durumu deneyelim. X negatif, Y pozitif olsun. Bakalım karşımıza ne çıkıyor arkadaşlar? Eksi 2 artı 3 diyorum. Acaba eşit mi? Eksi 2'nin mutlak değeri artı 3'ün mutlak değeri şeklinde. Burası 1 yapar. 1'in mutlak değeri 1. Burası 2 yaptı. Burası da 3 yaptı. 1 arkadaşlar bu tarafta 5 yaptı. 1 5'e eşit mi? Hayır, eşit değil. O zaman ben bu eşitlik için şunu söyleyebiliyorum arkadaşlar. X ve Y aynı işaretli olmak zorunda. Şunları sileceğim mecburen. Şimdi hazır bunu bulmuşken aşağıdaki durumları inceleyelim. X ve Y aynı işaretli ise, yani ikisi de pozitifse, pozitif iki sayının çarpımı pozitif çıkar. İkisi de negatifse, negatif iki sayının çarpımı pozitif çıkar. Bu çarpımlardan hangilerinin sonucu negatiftir diyor. Ben cevap olarak demek ki 2'yi alamayacağım. Şimdi arkadaşlar diğer durumu inceleyelim. Y diyorum, Z diyoruz. Y artı Z'nin mutlak değeri küçük olmalı. Y'nin mutlak değeri artı Z'nin mutlak değeri. Bakalım Y ile Z'nin hangi durumlar için bu eşitsizlik sağlanacak? İkisi de pozitif olsun diyorum yine. Bakalım olacak mı? 2'nin mutlak değeri artı 3'ün mutlak değeri. Arkadaşlar burası 5 yapar. 5'in mutlak değeri 5. Burası 2. Burası da 3 yaptı. Şöyle baktığımızda burası 5. Burası da 5 yaptı. 5, 5'ten küçük mü? Değil. O yüzden Y ile Z aynı anda ikisi pozitif olamıyor. İkisi negatif olsun aynı anda. Şöyle yapalım. Eksi 2, eksi 3 yaptık. Acaba diyoruz küçük mü? Eksi 2'nin mutlak değeri artı eksi 3'ün mutlak değeri. Burası ne yaptı? Eksi 5'in mutlak değeri 5. Burası 2, burası da 3. Yine arkadaşlar 5, 5'ten küçük olma durumu oldu ki bu yanlış bir ifade. Demek ki ben şunu diyebilirim. Y ile Z aynı işaretli değiller. Çünkü aynı işaretli olduklarında bu eşitsizlik sağlanmadı. Peki y'miz pozitif olsun, z'miz negatif olsun. Bakalım karşımıza ne çıkacak?
Acaba küçük mü diyorum? Bakalım. Burası eksi 1. Eksi 1'in mutlak değeri 1. Burası 2, burası 3. 1, 5'ten küçük. Bu durum doğru. Bir de şöyle olsun arkadaşlar. Y'imiz negatif olsun. Şuraya yazalım. Bir dakika. Evet, y'imiz negatif olsun yani eksi 2 olsun, z'imiz 3 olsun, pozitif olsun. Eksi 2 artı 3, acaba küçük mü diyorum? Eksi 2'nin mutlak değeri artı 3'ün mutlak değeri şeklinde. Burası 1 yapar, 1'in mutlak değeri 1. Burası 2, burası 3 yaptı. Yani 1 5'ten küçük oldu. Yine bu durum doğru. O zaman eşitsizlik için ne diyebilirim? Y ve z zıt işaretli olmak zorunda. O zaman y ile z zıt işaretliyse y negatifken z pozitif. Çarpımları negatif çıkar. Y pozitifken arkadaşlar z negatif. Demek ki çarpımları ne çıkar? Yine negatif çıkar. Ben üçüncü durumu cevap olarak almak zorundayım. Birinci duruma bakalım. Şimdi x ile y'nin aynı olduğunu biliyorum. Y ile z'nin zıt olduğunu biliyorum. Şöyle diyebilirim arkadaşlar. X ile y aynı ya. Y yerine x yazarsak x ve z zıt işaretli olmaz mı o zaman? Zıt işaretliyse bu negatifken bu pozitif, çarpımları negatif olur. Bu pozitifken bu negatif, çarpımları yine negatif olur. Demek ki ben cevap olarak neyi alacağım o zaman arkadaşlar? 1 ve 3'ü değerlendirmek zorundayım. Devam edelim. Şimdi birinci sorumuza bakalım. X'in mutlak değeri artı y'nin mutlak değeri eşitmiş. X artı y'nin mutlak değeri olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur? Biz az önce arkadaşlar örnek soruda bunu zaten incelemiştik. Ben size ne demiştim? Böyle bir durumda bu eşitliğin sağlanması için x ve y'nin aynı işaretli olması gerektiğini söylemiştim. Aynı işaretli olmak zorunda. Yalnız o örnek sorumuzun üstünde x, y ve z sıfırdan farklı gerçel sayılardır diyor. Burada öyle bir şey dememiş. Demek ki x ve y'nin hem ayrı hem de aynı anda sıfır olma durumu olabilir. Ben bir tane x'e sıfır değeri vereyim. Y'ye de mesela 4 değeri vereyim. Şöyle ispatlayalım. Pardon. Bakalım bu eşitlik sağlanıyor mu? Bakın. Burası 0'ın mutlak değeri. Burası 4'ün mutlak değeri. 0 artı 4'ün mutlak değeri. Burası 0 yaptı. Burası da 4. Burası zaten 4 yapar. 4'ün mutlak değeri ne? 4. 4, 4'e gerçekten ne? Eşit. Siz bunu şöyle de deneyebilirsiniz. Ben onu denemeyeceğim. İşte x'e mesela 5 verin, y'ye 0 verin. Yine aynı doğrulukta bir ifade çıkacak. İkisi de 0 olsun. Hani bir de bu durum var sonuçta. Bakalım bu eşitlik sağlanıyor mu arkadaşlar? Burası 0'ın mutlak değeri, burası da 0'ın mutlak değeri, burası da 0 artı 0'ın mutlak değeri. 0'ın mutlak değeri 0, burası da 0. 0 artı 0 zaten 0. 0'ın mutlak değeri yine 0. Yani 0, 0 eşittir durumu mevcut. O zaman ben hangisi her zaman doğrudur diyor ya arkadaşlar. Şuna dikkat edelim. X ile Y aynı işaretle olmak zorunda demiştim az önce. Yani ikisi de pozitif olduğunda X çarpı Y 0'dan ne çıkacak? Büyük çıkacak. İkisi de negatif olduğunda X çarpı Y yine ne çıkacak arkadaşlar? 0'dan büyük çıkacak. İkisi de sıfır olduğunda x çarpı y sıfıra eşit olacak. Sadece biri sıfır olduğunda yine x çarpı y sıfıra eşit olacak. O zaman her zaman doğru olan durum c şıkkı olmak zorunda. Tamam. Çünkü diyeceksiniz ki hocam a'da da x çarpı y yani hani küçük eşit sıfır yazılmış. Burada da eşitlik var. Ama şu durum var. Tamam sıfıra eşitlik durumu var ama x çarpı y, ikisi de aynı x ile y'nin aynı işaretli olduğu durumda arkadaşlar. İkisi de pozitifken çarpınca sıfırdan büyük çıkar. İkisi de negatifken çarpınca cevap pozitif çıktığı için
Yine sıfırdan büyük çıkar, bunu unutmayalım. Devam ediyorum. A, B ve C sıfırdan farklı reel sayılardır. Bakın burada sıfırdan farklı demişler. Bu iki ifade verilmiş bana. A, B, C sayılarının işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Biz örnek soruda bunu çözmüştük arkadaşlar. Hatırlarsanız böyle bir durumda ne olmak zorundaydı arkadaşlar? A ve B zıt işaretli olmak zorundaydı. Şimdi bazı seçenekleri burada ne yapacağım? Eleyeceğim. A ile B zıt işaretli ise bunlar olamaz. Bakın A ile B aynı burada. Burada da aynı. Burada da aynı gördüğünüz gibi. Cevap ya B çıkacak ya D çıkacak. Ama şu ikinci eşitliği biz görmedik. Beraber bir incelemek isterim. Tamam. Buraya şuraya yazayım hatta. Şöyle yapalım. Fazla da bir yer yok ama. Yine de beraber inceleyelim. B'nin mutlak değeri eksi C'nin mutlak değeri. Acaba eşit mi? Şimdi arkadaşlar. B ile C ikisi de pozitif sayı olsun. Tamam mı? Güzel. Güzel. Bakalım karşımıza ne çıkıyor? B'nin mutlak değeri, C'nin mutlak değeri. Şimdi burası 1 yaptı. 1'in mutlak değeri 1. Burası 3. Burası 2 yaptı. Güzel arkadaşlar. Şimdi burası 1, burası da 1 yaptı. Yani birbiri eşit. O zaman ikisi de pozitif. Sayı ne olabilir? Olabilir. Fakat şöyle yaptığımızda, hani ben her şeyi daha doğru öğrenmek istiyorum o yüzden. Burada dikkat ederseniz ben ikisi pozitif sayı seçtim ama B'yi daha büyük seçtim. Şöyle olduğunda arkadaşlar, bakın şu anda da ikisi pozitif ama B'yi küçük seçtiğimizde bakalım başımıza ne gelecek? Tamam? Bunu da bilmenizi istiyorum. Eksi 1'in mutlak değeri 1, 2'ninki 2. 3'ünkü 3. Burası 1, burası eksi 1 yaptı. İkisi birbirine eşit değil. O zaman şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Burada B ile C ikisi de pozitifken B mutlaka C'den büyük olmalı. Yoksa diğer durumda eşitlik sağlanmaz. Yazalım. B ile C ikisi de pozitifken mutlaka ne olmalıymış? BC'den büyük olmalı. Yoksa bu eşitlik sağlanmaz. Peki bir de ikisi de negatif olsun. Onu da şuraya yazıyorum. Yani mesela bu eksi 3. Bu da eksi 2 olsun. Eksi 3, eksi eksi 2. Burayı da yazıyorum bakın. Eksi 3 pardon. Eksi, eksi 2. Şimdi arkadaşlar burada eksi eksi artı yaptı. Burası eksi 1 yaptı. Eksi 1'in mutlak değeri 1. Burası 3, burası 2 yaptı. Arada eksi var. 1, 1'e eşit. Gerçekten de bu doğru. Fakat yine pozitifte olduğu gibi negatifte mesela şöyle yaparsak B'yi daha büyük seçersek burada yer yok ama nereye yazalım? Şuraya yazıyorum arkadaşlar mecburen. Burayı sileceğim. Mecbur sileceğim. Yer kalmadı çünkü. Bakın şöyle yaptığımızda yani B'yi eksi 2, C'yi eksi 3 seçtiğimizde yani B'yi daha büyük bir sayı seçtiğimizde bakalım başımıza ne gelecek? Evet. Burası eksi eksiden artı oldu. Yani 1'in mutlak değeri 1. Burası 2 yaptı. Burası da 3 yaptı arkadaşlar. Eksi 3 ama 3 yaptı. Arada ne var? Eksi. Burası 1. Burası eksi 1 yaptı. 1 ile eksi 1 birbirine eşit değil. O zaman B ile C ikisi de negatifken arkadaşlar ne olmalı? Buraya yazmamız lazım. B, bakın gördüğünüz gibi B sayısı C sayısından daha küçük olmalı. Şimdi bunların hepsini ne yaptık? İfade ettik.
Bakalım. Bana diyor ki A, B, C sayılarının işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar, A ile B zıt işaretli olmak zorunda demiştim. A artı olsun, B eksi olsun. B şıkkını deniyorum şu an. B negatif bir sayıyken, bakın B negatifken, C'de ne olmak zorunda? C'de negatif olmak zorunda. O zaman bu seçeneği de ne yaptım? Eledim. Devam ediyorum. A negatif olsun, B pozitif olmak zorunda. B pozitifken B ile C arkadaşlar aynı işaretli olduğu için C'de ne olmak zorunda? Pozitif sayı olmak zorunda. Diyeceksiniz ki hocam farklı işaretleri hiç denemediniz. Hani B eksi C'nin mutlak değeri eşittir. B'nin mutlak değeri eksi C'nin mutlak değeri durumunda. İsterseniz bir tane de farklı işaretli olan durumu inceleyelim. Yani ben şurada şunu söylüyorum size arkadaşlar. Bu tür bir durumda ikisi de aynı işaretliyken pozitifken B büyük C olmalı. İkisi de negatifken B küçük C olmalı. Bu duruma dikkat etmeniz lazım. Farklı olan işaretli sayılardan deneyelim. Mesela B 4, C eksi 2 olsun. Bir tane denememiz yeterli. 4 eksi eksi 2. Burası 4 yaptı. Burası da eksi 2 yaptı. Şimdi arkadaşlar burası 6 yaptı gördüğünüz gibi. 6'nın mutlak değeri 6. Burası 4. Burası 2 yaptı. Yani 6 bu tarafta 2 yaptı. 6'nın 2'ye eşit olma ihtimali var mı? Gördüğünüz gibi yok. O yüzden de cevabımız D çıkmak zorunda. Evet arkadaşlar buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Hoşça kalın.